Kişinin hidayette muvaffak olması da, dalalette yol alması da, sonuç alması da Allah Azze ve Celle'nin sağlayacağı imkanlara bağlı. Dolayısıyla yaratılması açısından hayır da şer de Yüce Allah'ın yaratma şeyine bağlı. Bunu bu söylediğinizle benim söylediğim arasında belki şöyle bir fark var. Gerekçeler ise, sebepler ise gerekçeler. Yani Allah Azze ve Celle bunu saptırıyor. Hangi gerekçeyle saptırıyor? Çünkü zalim olmayı terk etmiyor. Zalim nasıl oluyor? Gördüğü hakikatleri eğerek bükerek oluyor. Hırsızlığı terk etmiyor. İhlasa, içtenliğe yönelmiyor. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da neden hidayet etmediğini söylediği gerçek şeylerin hepsi ilahi planda onları dalalete sürüklenmeye yol açan birer gerekçe. Bu gerekçelerden bir tanesi de şeytanın izinden gitmek. Onun adımlarını takip etmek. Onun önerilerine kulak asmak. Kendini ona bir bakıma vermek. Dolayısıyla da bu da dalaletin araçlarından bir tanesi. Dolayısıyla Kur'an'da فَاَدَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ diye mesela şeytan onları dalalete sürükledi veya yöneltti biçimindeki şeyde gerekçe anlamında bu sebeple, bu vesileyle. Yoksa Allah Azze ve Celle nihayetinde yaratan kudret o. Bir bakarsın ki bir kimsenin dalaleti için o kimse debelenmiştir dalalete gitmek için, yani yoldan çıkmak için. Allah bir dönem onu dalalete muvaffak kılmayabilir. Bunu mesela dalaletten anlamadıysanız cinayet örneğini verelim. Cinayet işlemek istemiştir. Cenab-ı Hak o günkü öfkeyle birdenbire o cinayeti işlemesine müsaade etmemiş olabilir. Gider, tam o adam bekler o gün orada gelsin. Adam gelmedi. Ertesi gün başka bir zaman hafif soğur, yine aynı şey, yine aynı şey yapmak ister. Cenab-ı Hak bakarsın dördüncüye, beşinciye. Dönüp Allah Azze ve Celle ona kıyamette bak ilk gün de gidip vuracaktın, engel olduk. Esirgedik seni, geri çevirdik. Tekrar düşünmeni. Yani sen o dalalette, ki büyük bir dalalettir bir insanın canına kıymak, bunda muvaffak olmak bile Allah Azze ve Celle'nin sağladığı bir imkan ile gerçekleşiyor. Açtığı bir çığır ile gerçekleşiyor. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Yani fucuru şeytan veya başka bir ilah oluşturmuyor taşkınlık yolunu insana. Onu da alternatif olarak insanın önünde açan, var eden, o yolda yürürse, yürüdüğünde o imkanları ona yaşatan da yine Allah Azze ve Celle'nin kudreti.